Herkese merhaba arkadaşlar. Bulunmaz YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine Bengal Master ve Harun Usta ve ben Muhteşem Üçlü beraberiz sizin için yeni bir video hazırlıyoruz. Bu video serimizde, daha önceki video serimizde makinamızı tanımıştık. Bengal Master'ın her bir özelliğini tek tek anlattığımız 8 videoluk bir video serisi yapmıştık. Yine Harun Usta ile beraber aşağıdaki açıklamalardan bu video serimizi bulabilirsiniz çünkü gerçekten talep gördü, ilgi gördü, çok detaylı açıklama olduğu için. Bu video serimizde de şarner bileziklere çalışıyoruz. Biliyorsunuz şarner bizim için çok ciddi bir problem. Piyasanın başına bela olmuş, işlemesi oldukça zor. Özellikle eski tip makine kullanan arkadaşların çok büyük zorluk yaşadı. Yeni tip kullanan arkadaşların yeni rahatlamaya başladı. Ve Bengal Master B12 yeni jenerasyon makinamızda bizim de bu konuya bir katkıda bulunduğumuz bir olay. Şarner nedir? 0.25 milim kalınlığında ince, light, hafif, çılgınca yükselen zımaradan çıkan altın fiyatlarına karşı piyasanın bulduğu müthiş bir buluş. Şarner bilezik 0.25 milimi, 0.25 milim makineye takmanın önceki ölçüsü makinedeki işlem gördükten sonra aşağı yukarı 0.16-0.17 milimlere kadar 16-15 arası iniyor. Diğer videolarımızda görebilirsiniz. Zaten daha başka videolarda da kesip finalde de bakmıştık ne kadar 16-17'ye ulaşmıştık. Aynen. Şimdi bu elimde gördüğünüz modelin aynısını Bengal Master'da yapacağız. Önce zeminini tarayacağız. Zemin tarayıcı şarneri girinti çıkıntılarını tanıyor. Daha sonra bu zemini yapacak C ekseni makinedeki ve ardından 0.50 milim yol kalemiyle üzerine desenimizi çizeceğiz. Bunu istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Zaten bizim makinemizi aldığınızda ya da makineyle ilgili bilgi almaya geldiğinizde Harun Usta bizim teknik servisimizin başındaki arkadaş. 6-7 kişilik ufak mütevazi bir teknik ekibimiz var. Bunun içinde 2 tasarımcımız var, birkaç tane eğitime giden arkadaş var. Harun Usta zaten yıllardır bizim eğitimlerimizi yapıyor, makinamızın teknik servisini yapıyor. Bu arkadaşlar size zaten yardımcı olacak. Çok fazla bilgi verecekler nasıl kendi modellerinizi yapabileceğiniz, farklı kalemleri kombine edebileceğiniz konusunda. Kalemleri kombine etmek demişken 10 tane takım değiştirici bir spinal'ımız var. 10 tane takımı, tabii 10 tane kullanmayacak halimiz yok. 2, 3, 5, 6, 7 tane. Kaç tane istiyorsanız farklı kalemle kombine ederek müthiş modeller oluşturabilir. Rekabete karşı öne geçebilirsiniz. Neden öne geçebilirsiniz? Çünkü kendi modelinizi yapıp millet bunu keşfetmeye çalışırken güzel bir şekilde satıp işinize devam edebilirsiniz. Şimdi Harun Usta operasyonu başlatacak. Bu videonun bir özelliği var. Tek parça halinde çekiyoruz videoyu. Dolayısıyla makinamıza işlem sırasında dokunmuyoruz. Hiçbir şekilde hile, makineye müdahale yok. Çünkü makinenin sensörünün ne kadar kaliteli çalıştığını ve makinenin tamamen işlemi kendisi yaptığını, bizim müdahalemize ihtiyaç duymadığını bu videoda anlatıyoruz. Dolayısıyla Harun Usta işlem başladıktan sonra tekrar makineye, ekrana dokunmak yok. Bütün işi makine yapacak. Artık Harun Usta sen git kendine iş ara. Makine gördüğünüz gibi işi yapıyor. Şaka aynen. Yaptım. Şaka yaptım. Bunu açıklayacağım. Şaka bu, korkmayın. Harun Usta korkma, tamam mı? Sensör işlemini yapıyor. Sensör biraz yavaş geliyor. Yaklaşık 30 saniye sürecek bu işlem. Biz bu hızı aşağı yukarı değişkenlik gösteriyor. Bu hızı hıza müdahale edebiliyoruz. Daha da hızlandırabiliyoruz. Taramın hızını ve hızı azaltabiliyoruz, artırabiliyoruz. Ama bu bizim bulduğumuz imalat için ideal bir hız. Hem hassasiyeti yeterince yerinde hem de hızlı imalatı yormuyor. Böyle 30 saniye 25 saniye içinde zaten şu anda görüyorsunuz. Şu an her şey tam zamanlı. Canlı yayın tarzı bir video bu. Bu yüzden hiçbir şeye müdahale etmediğimiz için, tek parça video olduğu için hem videoyu editlerken bize rahatlık oluyor hem de izlerken size güzel bir samimiyet olmuş oluyor. Makina sensör tarama işlemini bitirdi. Bu dokunmatik bir sensör. Işıkla çalışmıyor. Dokunmatik bir sensör var burada. İşini bitirdikten sonra şimdi C ekseni dediğimiz zemini yapacak olan T8 kalem kullanıyoruz arkadaşlar. T8 kalem işine başladı. Arkadaşlar çapak fırlatabilir, makine çalışırken tencereyi kapatmanızı öneriyorum. Ama biz şimdi çekimle tencere açık çalışıyoruz. Makine işlemini yaparken size bulunmaz kalem kataloğunda, bu kataloğu bulunmaz com adresinden indirebilirsiniz bilgisayarınıza. 27. 26. sayfalarda zemin kalemleri çeşitlerimiz var, bol miktarda çeşit var. Şu an ben T8'i kullanıyorum, güzel bir zemin. Piyasada çok fazla yok. Bunu kullanırsanız farklılaşmış olabilirsiniz. Bu kataloğu da download etmeyi unutmayın. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Yol kalemi geliyor. Yol kalemi 0.50 milim yol kalemi kullandım. Kalem hassas bir kalem yine ve
spindle'ımız 2.8 kW gücünde. Dolayısıyla yeterli parlaklığı alabiliyorsunuz ve yol kalemiyle isteniz deseni biraz üzerine çizebiliyorsunuz. Sen hiç göstermiyorsun, umurunda değil, öyle bekliyorsun. Biraz da kalemleri yani, anlat. Burada yaparken uğraştın, yine makine yapsın yani. Yine bunun Mars kataloğunda. Bunu download etmeyi unutmayın. Neden üstte basa basa söylüyorum? Çünkü çok fazla model var, çok fazla fikir olur. Hani bizden alışveriş yapmıyor olsanız bile buradan çok fazla şekilde bilgi edinip ürününüzü geliştirebilirsiniz, işlerinizi geliştirebilirsiniz. Açıkçası hani sadece bir ticari ürün kataloğu değil, bir bilgi başvuru kaynağı olarak da görmenizi tavsiye ederim. Ben böyle yapıyorum çünkü bence zararı yok. Yine 24-25. Sayfalarda bu şu an kullandığımız 0.50 milim yol kalemi, line yazıyor. Bu kalemin aynısı. Bu kalem çeşitlerini de görebilirsiniz. Kataloğumuz bu kadardı. Reklamlara ara verip işime dönüyorum. 0.50 milim yol kalemi işlemini yapıyor. Biraz yaklaşabilir miyiz? Hiçbir şekilde patlama, eksik kalma, tamamen parlaklık yerinde. Kalem güzel bir şekilde çalışmış. Şu an hiçbir şekilde eksik yok. Döndürebilir miyiz biraz? Şimdi bir dakika ekranı çekelim. Arkadaşlar işlem boyunca makineye dokunmadık. İşlem bitti. Şimdi makineye dokunacağız. Neden dokunacağız? Bileziği döndürüp size her tarafını göstermek istiyorum ki Charnel bileziğimizin mükemmel bir şekilde yapıldığını görelim. Biraz döndürebilir miyiz? Döndürelim, döndürelim. Evet, döndürelim. Tamam. Çok güzel. Gördüğünüz gibi her yerde işlem yapılmış. Yol kalemimiz her yeri kesmiş. Eşit bir şekilde kesmiş. Kesilmeyen bir yer veya ürünü delen bir yer yok. 0.25 milim kalınlığında bir bilezikle başladık. 0.16-17 milimlere indi. Gerçekten light, hafif bir bilezik. Çıkartabilirsin, biraz zor olacak. Bu işlemde biraz zorlanıyoruz. Gerçekten hafif bir bilezik satılmak için gerçekten rekabetçi bir ürün. Delme, kesilme, patlama olmadığını gördük. Şimdi bileziği inceleyelim. Bakalım içine de bakalım, keselim mi? Yani. Finalde kesip bakabiliriz de. Ben bunu kısa alayım. Videonun en sevdiğim bölümü bu. Niye hazır mıyız? Sonra bak göstereceğiz. İnsanlar görsün, sadece senin bilmen olmaz. Harun Usta'ya ben bunu anlatamadım. Bilgiyi paylaştıkça büyür. Gördüğünüz gibi bileziğin içine bakıyoruz. 0.25 milimden 0 sanırım 16-17 çıkacak milime inmiş bir bilezik. Hiçbir şekilde patlama, kesilme, delinme yok. Ürün model üzerinde güzel bir şekilde işlenmiş. Gördüğünüz gibi her şey bitmiş. Şimdi törenle kesiyorum. Nananananan. Üzülüyor böyle kesince. Ama bunu hurdaya atıyoruz, tekrar değerlendiriyoruz, merak etmeyin. Sarı bunlar, sarı altın değil. Böyle video çekip hava atıyorsunuz, sarıyla çekiyoruz. Arkadaşlar bir gün altın bilezikle video çekeceğim. Yemin ediyorum o gün var ya, kurban keseceğim, kurban. Wow, wow. Yavaş. 0.17, ha 0.15, tamam doğru. 0.15 hakkıdır. Arkadaşlar 0.25 milimlik bileziğimiz 0.15 milime indi işleyince bu gerçekten tutturamıyor. 0.16. Kalemin geldiği yerler 0.14, 0.15'e iniyor. Yol kaleminin zemin olan yerler 0.16'ya çıkıyor. Yaklaşık 0.8 milimlik. Saç teli kaç milimdi? 0.05. 0.05 milimlik. Saç teliyken biz 0.08 milim neredeyse saç teli kadar bir incelikte işlem yaptık ve halen model güzel bir şekilde görünüyor. Dolayısıyla bilezikte patlama da olmadı. Yani ben Bengalmaster'a teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Bengalmaster. Gördüğünüz gibi Charnel bilezikleri rahatça Bengalmaster sensör, kalem atma, spindle ve diğer özelliklerini kullanarak İstediğiniz incelikte Charnel bilezikleri Bengalmaster'da kullanmanız, üretim yapmanız, altın, gümüş, hangi madde isterseniz, yeter ki yumuşak metallerden olması gerekiyor. Hani çelik takmanız, çelik de takabilirsiniz ama uçları ona göre seçmeniz gerekiyor. Veya 18 ayar, 21 ayar, 22 ayar, istediğiniz ayarda bilezikle çalışmanız mümkün. Bunun dışında Bengalmaster'ı yapan tasarlayan ekibin başında bir arkadaş olarak ne söylemek istiyorsun? Yani biz çok uğraştık, böyle bir ürün çıkarttık. Onlar da alıp bundan faydalansınlar. Yani alın diyor arkadaşlar, hani şey yapmayın diyor. Böyle bakıyorsunuz, videoları izliyorsunuz veya hani fuarda falan ciddi bir talep var Bengalmaster'a. Tabii ki sonuçta bir tutarı olan, bir büyük bir yatırım sayılabilecek bir ürün. Az alışveriş oluyor diyor ve daha çok alın diyor. Başka bunun dışında teknik olarak eklemek istediğim bir şey? Yani
Sadece yorumlarını bekliyoruz diye. Ben bu turuncuyu çok seviyorum. Arkadaşlar bu makineyi ben bir türlü ısınamamıştım. Yaklaşık 2 sene ısınamadım. Ne zaman ki ekip, tasarım ekibi bunu koydu buraya. Biz önce dalga geçtik, metrobüse benziyor dedik. Evet, çok dalga. Bunlar böyleydi. Ondan sonra güzel kübik, köşeli hatlar verdiler makineye ve gerçekten bu turuncu da beni benden aldı. Ve gördüğünüz gibi artık onu seviyorum yani. Evet. O zaman videolarımızı izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmazsanız ve bildirimleri açarsanız gerçekten çok seviniriz. Eğer sorularınız varsa hem Bengal Master'da hem Elmas kalemlerimizde kalemler nasıl kullanılır, hangi hızda kullanmalıyım, hangi kalemleri kombine ederek nasıl modeller yapabilirim, size nasıl ulaşabilir, aklınıza gelen herhangi bir soruyu aşağıya yorumlara yazarsanız arkadaşlarımız hemen cevap olarak yazıyorlar ve diğer arkadaşlar da bu cevaplardan faydalanabiliyorlar. Her zaman bizi arayabilirsiniz, Kapalı Çarşı'daki ofisimizi ziyaret edebilirsiniz, yolunuz düşerse fuarlarda standımıza gelebilirsiniz. Son sözü yine sana bırakayım. Son söz yine bana. Son sözü büyükler söyler, benden büyük. 2 yaş büyük. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hep aynı söz demeyeceğim bu sefer. Hepinize çok teşekkür ederim. Aynen. Çok sonraki videolarımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı, abone olmanızı, her şeyi bekliyorum. Ama en önemlisi fuarlarda ve showroom'umuzda yolunuz düşerse mutlaka sizi bekliyoruz. Çay, kahve... Neydi? Cappuccino mu bir şey yapıyordu? Cappuccino. Söyle sen direkt söyle. Espresso. Kamera ekranı arkadaşlar da, arkadaş da, Mehmet. Teknik ekibimiz de espresso yapmayı yeni öğrendi, yeni bir makine aldı. Çok heyecanlı. Sizi mutlaka espresso içmeye bekliyoruz. İtalyan Mehmet ya. Evet. O zaman teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.